Günaydın. Uyanalı bir 10 dakika oldu. Ben daha uyanamadım. Şimdi hemen bir kuaföre gideceğiz. Bugün biraz işimiz var. Erken çıkıyoruz. Geri döneceğiz de. Yakındaki kuaföre gidiyoruz. Telefonumu almayı unuttum. Telefonumu almayı nasıl unutabilir bir insan? İnanamıyorum ya. Neyse. Daha uyanamadım da ben. O yüzden böyleyim. Bildiğiniz üzere biraz kilo aldığımdan bahsetmiştim. Farkındaysanız hiç belli değil. Neden? Şöyle verdim, yok. Vermedim ama benim Allah şükür vücudum çok orantılı o yüzden. Düzgün elbiseler giyince çok belli oluyor. Bacaklara bakar mısınız? Bakın. Bugün bir event'e gideceğim. Sonunda popomu kaldırıp bir yerlere katılmaya karar verdim. Ama her an vazgeçebilirim. O kadar da böyle üşeniyorum. Merhaba. Belki fark etmişsindir. Nego bir günümdeyim. Nego. Nego. Aynen, negatif. Aşko, kuşko, nego. Nego. Ben de pozo. Pozitif. Arkadaşlar. Eski takipçilerim. Hayret, ben Cihangir'e geldik ha. Hiç de sevmiyorum buraları. Buraları hatırlıyor musunuz? Bak, şöyle buradan sahip önce Cihangir'e gidiyor. Şu yokuşu çıkabilen var ya, hani böyle bir şey yok. Ben yokuş çıkınca böyle nefes nefese kalıyorum. Öyle normal bir yokuş değil. Bir şey diyebilir miyim? Cihangir eskiden böyle. O eski Cihangir yok artık. Bize de nostaljik bir tür oldu. Bu arada gideceği... Aa, ben size söylemedim. Direkt içerisi bilmiyorsunuz. Bugün... Sana diyorum nostaljik oldu. Benim bir anım yok ki burayla ilgili. Ha, ben nereye gittiğimizi söylemedim. Evet. Bugün Floral Fest'e gidiyoruz. Tom Tom Design'daydı. Kapanmadan yetişmeye çalışıyorum. Çiçeklerin donatıldığı bir yer diye hayal ediyorum. Aynı Instagram'daki storylerde öyle gördüm. Gezdik önce. Şimdi sizle beraber detaylı gezeceğiz. Gezelim o zaman. Gezelim mi? Bir de çiçek aldılar. Şöyle. İnanılmaz güzel bir atmosferin olduğu, böyle oda oda yapılmış bir sürü... Çok şık değil mi? Ne? Çok şık değil mi? Hani? İnşallah. Genel olarak. Olabilir miyim? Evet. Yes. Teşekkür ederim. Anlaşıldı. Ya, burada demin çok güzel fotoğraf çekindim. Burası da bir söyle. Neredeyiz biz şimdi? Biz şu an Tom Tom'dayız. Bizim Sea Option markamız. Çok güzel yapmışsınız. En aramızda kalsın. En güzel sizi beğendim. Ama aramızda kimse söylemez. Çok tatlı olmuş burası. Atmosferine bayıldım. Çok güzel fotoğraflar çekildi burada da şöyle. Burada kiminle karşılaştım? Bu güzel ben, karşılaştım. Çok güzel bir yerdeyiz. Şuraya evet. Bakar mısınız? Evet, çok güzel giymişsin. Mavi şöyle parlıyorsun. Çok beğendim seni. Öpüyorum ikinizi de. Bay bay. Görüşürüz belki. Takip edenleriniz vardır. Ben bayağıdır takip ediyorum. Çok güzel böyle. Böyle heykeller, büstler. Bak, belki şuradan hatırlarsınız. Bakın şunu çok görmüştüm. Ben şunu çok görmüştüm. Gerçi ben çok baktığım için de görmüş olabilirim. İnanılmaz güzel. Böyle sanat eserleri var. Çok güzeller. Ve bu festivalde onlar da yerlerini almışlar. Bu da bayağı gözükmüştü ama mesela şunu hiç görmedim. Şunu gördüm. Bunu görmedim. Bunu gördüm. Bayağıdır bakmıyorum. Acaba bunu da görmedim. Bunlar neonlar yeni çıkmış. Çok çok güzel. Gerçekten çok memnun oldum tanıştığıma da. Böyle bir şimdi istikamet başka bir yer.
yemek yemeye gideceğiz. Galata Port'a gidelim dedik. Aşağı doğru yürüyoruz. Ayağımı da acıttı bu ayakkabılarda ama hiç acıtmazlardı. Topukları çok az ama acıttı yani, parmaklarımı acıttı. Belki Crocs Eva geri dönebilirim açık. Otoparkın oraya iniyoruz aslında. Çok güzel denizi, çok özlemişim. Şuna bakıyoruz. Emir böyle bir şey almak istiyor da. Alırsın sen, ben sana inanıyorum. 2 sene sonra. 2 sene mi? 2 sene bir fazla. Bir senede alma şoku falan. 6 ayda alma şoku. Ben şoku. Biz gezdik, gezdik. Tam bir yere oturduk. Ama menüsü o kadar dardı ki inanamadım. Ama hiçbir şey yok yani. Gerçekten alternatif hiçbir şey yok. Salata bile çok az. Ana yemekler 5 tane falan, çok şaşırdım. Sanırım manzarasından dolayı tercih ediliyor. Ha şeye de baktım, hani içeceği meşhurdur, ne bileyim, bir şey meşhur. Belki biz bilmiyoruz. Belki de meşhur da biz almadık. Neyse, şimdi benim akla şey geldi. Azıcık ötede. Karaköy'de çok güzel bir hamburgerci vardı. Kapanmalıysa. Dedim bari oraya gidelim. Ayaklarım birazdan kendini bırakacak burada ama. Sonra çırpınışlarım. El yap bakayım, bir suratına odaklamadım. O yüzden şey yapamadım, evet. Çek elini. Tamam, oldu. Dediğimiz yerde yer yoktu. O yüzden biz de tam yanındaki yere geldik. İlk defa geliyorum. İsmim mezba. Ama insan neden mezba ismini koyar diye düşünmek isteyen... Ama full et. Tamam, hepsi et de sonuçta mezba hayvanlar kesildi yani. Olsun. Nasıl yediğinizi hatırlatmak üzerine bir markamın. Bilmiyorum. Aşağıda sorarsın. Neyse ama şey neden yani, böyle kibarlardı. Hani böyle çok isteklilerdi. Lütfen bize gelin. Hiç gelmedim buraya. Bir gelin de terasa çıktık şimdi. Çok etiyorsun. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu kadar et yeme yani. Bayılıyorum. Gut. Gut. Ama sebze de yiyorum öyle değil mi? Gut. Tamam, bu esprileri de. Şimdi aldığımız yemeğin başlangıcı geldi. Küme şeklinde. Teşekkür ederiz. Zeytinyağı ve karabiberle şöyle üzerine şey yaptılar. Bundan yiyeceğiz. Güzel bir yemek olacak sanki. Öyle geldi bana. Ana yemeğimiz de geldi. Ben sebzeyi merak ettim de sebze de koymuşlar çok sağ olsunlar. Çok güzel gözüküyor. Hadi yiyelim. Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün makyajsız sizi karşılamak istedim. Geçmeyen bir çene problemim var. Büyük ihtimal hormonal. Zaten zor regl oluyorum. Hani bekliyorum. Mesela 3 gündür böyle şey diyor, merhaba ben geliyorum haberin olsun diyor ve zor regl oluyorum. Herhalde ona bağladım. Bugün bayağı bir işimiz var ama benim hiçbir şey yapasım yok. Gerçekten hiçbir şey. Ne kadar hiçbir şeyse o kadar hiçbir şey yapmak istemiyorum yani. Bugün balımı veterinere götüreceğiz. Sabah vallahi hiç hoş şeylerle karşılaşmadım. Hatta biraz da sinirim bozuk uyandım diyebiliriz. Şimdi suratımı yıkayacağım böyle. Ya benim diğer kameram vardı ya, kırılan. Hatırlıyor musunuz? Lens düşmüştü, kırılmıştı. Bayağı bir önce. O kamerayı götürdüm geçen gün Hayyan Pasajı'na. Onu götürdüm. Kameram vardı, kullanmadığım lensim vardı. Gideyim dedim onları satayım. Artık çıksın elimden. Hem de dedim kamerayı tamir ettireyim dedim. Bu kamerada zaten arkadaşım, artık ona vereyim, artık ayıp oldu dedim ya, tamam bu şekilde. Gittim, işte şeyleri sattım, kamerayı falan, onlar işte çok şey değil. Bu arada bir süredir, yani şuradaki çedemde sıkıntı olduğu için Claudia markasının bir jelini kullanıyorum. Normalde biraz şey böyle surata bekletince bende hassasiyet yapıyor ama çok temizliyor, bayağı arındırıyor, güzel yani. Her şey çok güzeldi. Ben o bozuk olan kameramı bıraktım, dedi ki pazartesi günü dedi. Hani gelip bakacaklar buna dedi, çünkü o manevi bir değeri var. Manevi değer takıntı var benim. Hani manevi değeri olan şeylerden kopamıyorum. Bu bozuk olan kameram da bunlardan biri. Ay, kameranın lensinde sıkıntı varmış. Sadece lens değil, o tuş şey, ekranın yanında böyle tuşlar oluyor. Tuşların hiçbiri çalışmıyor. Kart girişinde sıkıntı var. Arayacağım seni dedi. Çok gümbür günüme uyandım ya. Ne demek? Ne demek her yeri bozuk kameraman? Ne diyorsun? Böyle bırakmamışım size. Kameram bozuldu yani. Öyle. Direkt videoya biraz şey başladık ama her gününüz böyle aşırı tatlı ve sevimli olmuyor bildiğiniz üzere. Bugün de bayağı işim var. Krem.
Ben kremimi aradım, buldum. Krem olarak şu Avenon markasının yeni geldi Türkiye'ye. Bu tamamen içi böyle şey olan, ne derler, içinde kötü, hiçbir şey olmayan bir kremini kullanıyorum. Bu alerjik nemlendirici krem. Şimdi ne diyeceğim size, normalde biliyorsunuz sprema veterinere gitmekti ama şu an spora başladım da ben o haberi vermedim size. Neyse, bakalım sporda ne yapacağız, orada çekebilecek bir durum olursa muhakkak gösteririm. Bu sefer spor hocam biraz sert. Çok katı, korkutuyor beni biraz. Birazdan fazla korkutuyor arkadaşlar. Çok korkutuyor beni. Birazcık yükseldi, bilmiyorum. Dün bayağı olumsuzdum, negatiftim. Şimdi veterinere gideceğiz. Biliyorsunuz en son blok attığımda, yani en son bir önceki videomda ben gerçekten çok kilo almıştım ve moralim çok bozuktu, itiraf ediyorum. Üzerinden 3-4 gün geçti, ben 4 kilo verdim. Yani birazcık işte düzenli beslenince, ben çok az yiyorum çünkü, düzenli beslenince falan normale dönüyor, su falan cerçürt. Ama bugün özelliği şu, birazcık zayıflamışım, size göstereyim mi? Annem bu kıyafeti de annem dikmişti. Şuralarım biraz bombik ama hani belim falan bayağı gitmiş, şu bu kadar bollaşmış falan. 4 günde ben bu hale gelebiliyorum. Balım ko, hadi kutuna gir aşkım. Bugün senin günün balım. Bugün senin günün. Bu çocuğu yiyeceğim. Bu ara bir tatlı, bir tatlı, bir tatlı. Şunun güzelliğine bir bak. Sporla ilgili bazı şeyler söyleyecektim, söyleyemedim size. Postürümde bir sıkıntı var. Hemen özet geçeyim size. Postürümde biraz sıkıntı varmış. Onun haricinde ayağım içe basıyor ve bunu düzeltilmesi gerekiyor. Ayağım için belli hareketler vardı. Onu yapmam gerekiyor. Bugün bir yarım saatte yürüyüşüm var. Birazcık sert bir hocam var. Böyle, bilmiyorum bakalım ne olacak, bilmiyorum. Mesela dün ayağımın, yani dizlerimde benim biraz sıkıntı varsa hep vardı zaten, bir türlü bulamamıştık. Dizlerime titreşim falan vardı oradaki şeyleri açmak için falan. Biraz böyle medikal bir şeye giriyoruz gibi. İlk seansım güzel geçti, yine çok zorlanmadım. İnşallah şeye geçer yani, ben gerçekten ayağımdan çok fazla çekiyordum. Ayağımdaki eklemler tıkır tıkır yapıyor, squat derken şişiyor falan, böyle şeyler yaşıyordum. Ve kilodan sanıyordum ben, çünkü kilom var benim ve kilo, yani her şey kilo oluyor diye düşünüyordum ama onun haricinde ayağımda bayağı yoğun bir içe bastı varmış. Demek ki ben bazen mesela videolarımı izliyordum, tamam, videolarda böyle ama hiçbir güzel estetik yürümüyorum. Hatta diyordum ki ben niye estetik yürümüyorum acaba, ben niye böyle kaba yürüyorum, galiba o da içe basmadanmış. Ve bunu bu kadar geç anlamam, hani bilinçli de bir insanımdır, bilmiyorum. Neyse, şimdi suratımdan hafif bir makyaj var. Böyle, hadi gidiyoruz. Hissediyor bu çocuk. Başlıyor. Kendisine arkadaş buldu balım. Küçük kediler var burada, ağlayacağım. Ya, olur, tamam. Hocam çantadaki beyazı görün, gözler renk, o çok çok tatlı. Çok tatlı sedefsiz. Atlar o gün, atlar o gün. Bugün seni çekiyorum oğlum. O ses senden mi geliyor? Ay yok artık. Çok yavaş. Dikkat işe iyi olsun. Ne var, ne var, ne var? Krem sürüyorlar. Şu an hani bu kadar sinirlenme geçecek hiçbir şey yok. Tamam, tamam balım. Bence sen de biraz fark ettin bir şey yapmadıklarını. Benim tosunuma bak, ne kadar tatlı duruyorsun bunda. Çok tatlısın. Şimdi balımı eve bıraktım. Anneme geçeceğim. Böyle ya. Haber vereyim istedim. Ay, bir sefil miyim, iyi miyim anlamadım. Saçlarım böyle yapmayınca gerçekten sarı saçın herhalde bir şeyi bu. Çok bakımsız gözüküyor muyum? Aslında bakımsızlı gözükmem gerekiyor. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Salonda inanılmaz bir ses var. Yolda bir çalışma var ve bitmeyeceğini anladığım için yatak odasından sözden böyle karar verdim. Bugün güzel bir gün. Aslında başka bir videonun sonunu çekmek için aldım o kamerayı ama sonra bir baktım videonun da varmış. Bir sürü video var çekmişim, onun sonunu çekip koymak istedim. Bir
taraftan da artık saçlarım diyor ki kahveye geç de bizi sal diyor sanki sürekli dibini açmaktan da yoruldu. Belki yazı geçirene kadar renkli kullanıp sonra kahveyi de geçebilirim ama pek de istemiyorum. Vlogda bahsettiğim üzere nerede benim tripodu? Spora başladım ama şöyle oldu, olayı hiç anlatmamışım. Biraz kilo aldım, o sıkıntı değildi, verildi zaten. Dedim ki Kadir de yurt dışında dünyayı gezmeye karar verdiği için videoda gözüken spor salonu da benim kendi sitemin spor salonu. Çok da güzeldi, çok seviyorum kendisini. Ben de oraya gittim. Onlar da dediler ki önce bir şey yapacağız. Ne derler buna? Spor öncesi böyle bir check ederler ya bir şeyler hani. Hastalığım var mı, cartım var mı, cürtüm var mı, işte kilo falan, bunlara bakarlar. Orada sağ ayağımın, zaten bir sorun vardı orada, sağ ayağımın bayağı bir derecede içe bastığı yani görülüyor raporlarda. Yürüyüşte falan bence aşırı derece fark etmiyor ama ben 30 dakika bir yürüyüş yaptığım zaman bile sağ ayağımın kemiği ağrırdı benim. Demek ondanmış ve bu ağrı önce dize dizden, bele belden sırta kadar gidiyor. Yani bayağı bir sıkıntı. Bu duruşun, postürün, dizin düzeltilmesi gerekiyor. İleride sorun çıkarır sana. Ya da dedi buradan çık dedi, normal bir fizyoterapiste git dedi, bunu düzelt yani. Ne yapıyorsan yap ama bunu düzelt dedi. Ben dedim ki okey, tamam orada da sonuçta aynı şekilde şey yapacağım. Burada en azından burada sistem eve yakın. Şu an yaptığım şey düzeltici egzersiz sanırım. İsmini doğru hatırlıyorsam ya düzeltici ya da eğitici gibi bir şeydi galiba, düzeltici tahminen. Yaptığım şey kendi şey bütün kaslarımı açıyor şu an. Ondan da geçen gün anladım. 2 haftadır falan gidiyorum. Bütün kaslarımı açıyor ve aynı zamanda ayağım için ayrı bir tedavi yöntemimiz var. Sürekli sinir uçlarına bir şey gönderiyor. Ondan da çok memnunum. Bir de evde hem nefes egzersizi hem de bir buz şeyiyle buz yapıyorum bir. Sabah şöyle bir kargom geldi. O yüzden geldim. Bir bunu deneyeyim. Bu Sebilen'in Soulfly diye bir markası vardı. Bilmeyenler için süngeri efsane. Kaç kere aldım bilmiyorum, fırçaları efsane. Direkt Soulfly yazınca Trendyol'da çıkıyor. Böyle bir markası var. Bunun şey çıkmış, yüz temizleme köpüğü çıkmış. Tek aşamada bütün makyaj temizliyormuş. Özellikle böyle güneş kremidir, yoğun makyajlar çok iyiymiş. Şimdi ben de sırada makyaj yok. Sadece böyle şey yapacağım. Tek bir kokusu efsane kokuyor bu arada. İnanılmaz iyi bir kokusu var. Şöyle. Bunun haricinde bu videoyu dün editledim de editlerken tabii bayağı 2 hafta geçti üzerinden. Bazı detayları vereyim. Çok üzüldüğüm bir kamera olayı vardı, onu söyleyeyim. Siz çok üzülmeyin. Kamera 950 ben var ya orada bunalıma girdim. Çünkü manevi değeri çok yüksek benim için. Yani çok fazla anımız oldu falan. Hala gelmedi kamera. Bilmiyorum neden. Ya geçen pazartesi gelmesi gerekiyordu, gelmedi ama bir şey olacağını da sanmıyorum. Böyle. Güzel gidiyor her şey. Kumaş pazarına gittim arkadaşlar. Spoiler olsun. Kumaş pazarına gittim. Ay ben o zaman fark etmedim ama sonra eve gelip edit yaparken eski kumaş pazarı videosunu izledim. Kumaşlar 3 katına çıkmış. 20 liraya aldığım şeyi 60 liraya falan satıyorlar şu an. Çok yani çok hiç şaşırmadım çünkü her şey böyle. Hatta geçen Aydın'la konuşuyoruz. Ben buna dedim ki her şeyi 3'te çarpacaksın. Sistem bu dedim. Tamam mı? Sanki yurt dışında tatil yapıyoruz. Her şeyi 3'te çarpıyoruz. Harika. Bir tane tatil yerine gitmiş eskiden. Gittiği zaman 8.000 liraymış. Dedim ki şimdi dedim 24-26 aracında mı dedim. Dedi ki 30. 3 tane kumaş aldım. Bir tanesi pembe. O geçen hatırlıyor musunuz? Düğün için yaptığım elbisenin pembesi. Çünkü pembe bir ayakkabı aldım. Bekleyin göstereceğim. Banyo günlüklerimiz nasıl? Şöyle pembe, şöyle ufak topuklu çok güzel bir ayakkabı aldım. Mesela bayağı güzel. Ve nemli yapıyor biliyor musunuz? Öyle çok aşırı kuru kuru yapmadı. Şimdi biraz bekleyeyim, anlarım. Benim çok kurudur. Onu da 2 gün sonra yayına almış olurum. Editleri zaten bitik. Ve sonra da bence gideyim. Sonraki videom bu olsun size gelen. Şu saçlarımı artık boyuyor muyum? Dibini mi açıyorum? Kesiyor. Ne yapıyorsan yapıyor. Çok fena oldu saçlarım. Şeye bak ya. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel, keyifli vakit geçirmişsinizdir diye umuyorum, umut ediyorum. Şimdi ben diğer videonun sonunu çekmeye gideceğim birazdan. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilir, videoma da like atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz çok öpüyorum. Bu hafta yoğun bir hafta. Yarın lazere gidiyorum. Saçımı bence yapayım bu hafta. Çok fena duruyor. Saçımı yapmam lazım. Hafta sonunda sınava giriyoruz beraber. Hikaye burada sonlanıyor. Haberiniz olsun. Hadi öptüm sizi. Bye bye.